Hırsızlık babadan evlada geçer. Yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere, oradan da halka yansır. Bu ülkücü bir çatal. Bu komünist bir çatal. Bu dinci bir çatal. Aslında aralarında hiçbir fark yok. Hepsi de çatal. Aralarındaki tek fark hangi gıdaya battıkları, ne yememize yardımcı oldukları. Bugün burada iflas ettiğim iş yerimde geriye kalan kapımda biraz sonra alışı olan polis arkadaşıma satmaktayım. İnşallah hayırını görür diyorum ve bana neden iflas ettin diye sormayın sakın. Gözüne bakın anlarsınız. Kalbimizle destekliyoruz. Müslüman uyuma! Çünkü barışa karşı durmak, gençlerimizin ölümüne zemin hazırlamak... Uçacak! Uçağa uçurmaya... Aziz Allah! Allah ekber, diye dua duamaz kulağınıza bağıran hacıların, kocaların, şeyhlerin, ana babaların, eski toprakların, yaşlı amca dedelerin, belki de çocuğum, evladım, oku, çalış, öğren, cehillik mağarada kaldı, tek bir şey bilme, her şeyi bil oğlum. İstediğine inan bebeğim deseydi, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar, sanatçıların kirli eline bak, kaynan odur, medeniyet odur çocuğum deseydi, şimdi Türkiye halkı olarak uçan dairelerde gezip keşfettiğimiz yeni gezegenlerdeki canlar ile akraba ilişkisi kurup başka gezegenlere düğünlere gidip düğünlerdeki şaman ve cida, Gulguley, hatta Lörke, Bekir'e, Zeyrek oynamaya gidiyorduk. Türkiye halkı olarak ne gökten, ne kayıptan, ne hacıdan, hocadan, şeyhtan, imamdan, bizler doğruyu bilmek, doğru kararlar almak, bilimin esas tutmakla birlikte yaşadığımız acı acı tecrübelerden ders alarak hayatın akışına göre hareket ederiz. Siyasetteki idare prensipleri Türkiye'yi ayrımlatıcı ana hatlar olmalıdır. Fakat bu prensipler, idareler, kurallar, görevler gökten indiği zaman istifarın doğmaları ile asla bir hukum oldu. Efendiler, sırası gelmişken aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki ve vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir adım geri kalması talihsizlik olur, ulusun iflası heva ziyanı olur, ekmeğe direnir, çöp toplar hale gelir. Aziz ve korkak insanlar herhangi bir felaket karşısında milletin de hareketsizliğe sürüklenmesine, bir kenara çekilip kalmasına ve öküzün trene baktığı gibi ancak bakmasına yol açar. Tüm bağımsızlık demek elbette siyaset, maliye, ekonomi, adalet, istikrarı, istihbari, ticari, din, kültürü, ahlak bilgisi ve benzeri tüm alanlarda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi bir yerinde bağımsızlığından yoksun olmuş herhangi bir ulus, gerçek anlamıyla tam bağımsızlığından yoksun olmuş demektir, iflas demektir. Dolar en az 10 TL'dir. Tedbir almazsa ve bağımsızlık sağlamazsa, herkes kendi işini yapmazsa, 1 dolar 1000 TL bile olsa azdır. Daha ne diyeyim ben size? Ey Türk gençliği, birinci ödevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar kurmak ve savunmaktır. Ey Türk gençliği, Türk istikbalinin evladı, bu ahval ve şeriat içinde ilk vazifen Türk istikbal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Eğer asil kudret ruhunu kanında hissedemiyorsan, en başta Adana Ekrem Top Ruh Hastanesi'ne, o da yetmezse Adana Kürtçüler Cezaevi'ne, yine de olmazsa ya Adnan Oktar'a görün, ya da Profesör Doktor Haydar Tümen'e, ya da Sırıklı Zırhlı Bayter Ali Erbaş'a görün. Ama görün, hepsi başarılı olursa sen kesin Ermenisindir. Büyük neden esir düşmüş ve zorla kaderine razı getirilmiş, araya karışmıştır. Bu şarkı burada bitmez. Ey Türkiye halkı! Dünya 5'ten büyüktür. Sadece 5 ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne vicdanidir.
Hele hele tek bir kişiye tüm sincabının kaderini teslim etmek mecburiyet demiştir ya da kandırılmıştır. Konusu görev artık resmi makam ve informaya sağarak el altından yürütülemez. Açıkça ortaya çıkıp ulusun hakları adına yüksek sesle bağırmak ve bütün ulusun bu sese katılması gerekir. Global Dragon of Dreamers, Global of Anger. Ya duy bu sesimi, ya kes bu nefesimi. İkinci Dünya Barışı, Ayer ve Simetri Merkezi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Global Bozkurt, Dev Devrim Devleti. Yaşasın Global Bozkurt, Gök Kubbe, Adalet Bilim, Medeniyet, Hakimiyet Kalesi. Yaşasın Kirvem, Yiğitler Yiğidi, Ciğerparem, Mazlumların Kulmülü, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sir Global, Zerre Karpuro, Çakıp, International Sürgeri, 7-24, Emer Genci, Sağ Kontrol, her zaman beleş. Zengin Erdoğan'ı, Amerika'nın destası Elon Musk'ı varsa, Türkiye'nin Uğur Battal Gazi, öz konusu Batan Yalçı var, Sancak Deniz'i var. Hey Human, You Bell, Life, No Money, Sayın My Bell, Life is Türkiye Honor, It's Finansal Window, Where? Uğur Battal Gazi ve şehitlerin, federelerin öz soyundan, şah damarından gelen şahsiyetimle Türkiye Cumhuriyet, kamunun en derbeder bağımsız düşünürü, proje sabar, prof çözecek, esnaf ustası, vatancan sever, sancak savunucusu olarak siz Türkiye'lere 100 milyonu geçmiş halkına belirtmek isterim ki İnanmaz sence her değer yanarsın. Ölünce görürsün hiç şüphesiz. Kesin araştırmaya ve ek oluşturmaya yer yoktur. Ben babamdan böyle gördüm. Babam da babasından, dedesinden, o da büyük bir dedesinden öğrenmiş, inanmış. Sen de inanacaksın, sen de tapacaksın, bir yer diyeceksin. Aksine sakın araştırma, doğru yoldan çıkarsın. Münafık, gavur, kafir, zındık, cehennemlik olursun. Sonra ne hurileri görürsün, ne de cenneti. Azabın bu dünyada gelmezse kesin mezarda başlar. Mezarına, kabrine yılanlar, çıyanlar, akrepler dolar. Taşlar rahat rahat uyuyamazsın. Kabrin daralır, kemiklerin sızar. Kireç bulursun mahşere kadar. Kabir azabı. Sonra hesap günü gelince önce köprüden geçeceksin. Eğer kurbanlık koyun kesmişsen, adak yapmışsan korkma. Üzerine girip geçebilirsin. Peki. Yakala. Baba ne ya? Ben sinirleniyorum. Gel. Baba esler mi? Yakala musun sen? Yakala. Bilal yakala. Yakala Bilal. Ay kola pide var mı? Yok. Bunu bilir yıkayın. İçer biberonu ama annem verir. Ayran içer mi? Yok kızım yok. Sen de gel. Çal. Oğlum korma gel. Bilal. Baba. Seveyim. Sev kızım gel oğlum gel. Tut. Baba gidelim. Korma. Gel oğlum gel. Tut yakala tut. Bilal yakala. Korma oğlum korma. Yakala. Ne? Bak şu köpek alsaydın. Kızım ne yapıyorsun köpek? Keçi işte ben senin. Gel. Bilesin ki o köpüğü kılıçtan keskin. Kılıçtan keskin, kıllan incedir. Omuzlarına oturup tuvalete kadar senle girip senin günlüğünü yazan meleklerin not defterinde suçların, kabahatlerin sevabından çoksa ve nefsine uyup şeytanla işbirliği yaptığını ortaya çıkarsa vah haline. Seni demirin eridiği cehennemde ateşler içinde acil acı yanarken beni öldürüp dirilecekler. Ve cildin yanıp artık acıyı hissetmediğinden tekrar aynı acıyı yaşaman için aynı yılan gibi önce derini soyduracaklar, sonra tekrar giydirecekler. Giydirip çıkartıp giydirecekler, çorap gibi derini çıkartıp giydirecekler. Hem cayırca yakacaklar, zincirleri ağzından sokup makasından çıkaracaklar. Zebaniler tam ağzının orta yerine çivili demir çekişle ranga vuracak ve kurtun mızrak sokup kalbine sokacak ve belini kırbaçacak, gözlerini kör edecek, kulaklarını sağır yapacaklar. Diğerini yanayarak tüm bir bardak su yerine sokum ağacı suyu verecekler. Kafir, zındık, gavur, günahkar, münafık olarak ölmüşsen sonsuza kadar bu acı sürecek, hiç bitmeyecek. Ve sana, seni yaradan bile merhamet etmeyecek. Babalar çocuklarından, çocuklar babalarından, anneler yavrularından kaçacak. Fakat inanır, biat edersen bakabildiğin kadar cariyen, ayrıca 4 tane avradın olabilir. Cennette iri gözlü tomurcuk ameli hurlerinle dolaşırken, şarap akan ırmaklardan şarap içerken, altın tepsiyle ikram edilen, salkım salkım üzümlerden yiyebilir,
Gümüş çatanla istediğin kadar meyveden basitlenebilirsin ve gönlünden ne dilersen ışık hızıyla önüne serilebilir. Öncelikle en başta yapman gerekenler. 1. Tepecilik ve faizcilik yapmayacaksın. İftira atmayacaksın. Ve dua ne yiyecek ne edeceksin. Haram lokma yutmayacaksın. Dedikodu yapmayacaksın. Zina yapmayacaksın. Yan gözle bile bakmayacaksın. Kara çarşaf giyip peçe takacaksın. Sakal uzatıp sırık fes küpe giyeceksin. Asla cenabet gezmeyeceksin. Bol bol abdest alacaksın. Su yoksa temin yapacaksın. Muskabülüyle hiç uğraşmayacaksın. Nazara inanabilirsin. Hacca gitmelisin. Taşın etrafında en az 7 defa dönüp tavaf yapmalısın. Şeytanı 7 ayrı taşta tam isabetle kafasını gözünü kırmalısın. Kurbanı kesip hayrına orada bırakmalısın. Kurbanlık adak yapmalısın. Oruç tutup sakın bırakmamalı, kaçırmamalısın. Ceza yersen bir gün en az 15 gündür bunu unutmamalısın. Namazını tam nişan hedef kıbleye alarak kırmalı, ihmal etmemeli. Sonradan kaza bele, nafileye sebep olmamalısın. Zikir yapmalı, tesbih çekmelisin. En başta camiye sadaka vermelisin, sadaka. Hayır yapmalı, yardım etmelisin. Kaderine, kısmetine, alım yazına razı gelmelisin. Haline her zaman şükretmelisin. Dolar 10 TL değil, 1000 TL de olsa ses etmemelisin. İş yerine Cumhurbaşkanı'yla açılış yapayım derken kapanış yaptığına reklam etmemelisin. Sesini duyurmak için düştüğün cezaevinde uyuz olduğunu asla kimseye anlatmamalısın. Şikayete gittiğin karakolun deli hastanesine yatırdığını sır gibi saklamalısın. Düştüğün cezaevinde 40-50 kişi 5-10 yatakla aynı patlı şuvalı gibi istiklenip kucak kucağa yatarken kalbi sıkışıp daha fazla buzluğuna dayanamayan, zulümsel şiddete maruz kalan, suçunun ne olduğunu bilmediğin fakat suçunun ölüm cezası olmadığından herkesin de hemfikir olduğu adalet şehidi Murat Aydın Aras ne artık işte o unutmamalısın, asla yalan söylememelisin, yalan söylememelisin, yaşasın, doğru yol buymuş, yaşasın, cennet buradaymış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli yolcuları, sizlere çok sevgili bir emirim var, kaptanınız konuşuyor, sonunda düşüyoruz ve cennete kavuşuyoruz Allah'ın izniyle. Derhal emniyet kemerlerini çözün ve namaza durun. Allah elinizi kabul etsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bayrak yere inmeyecek. Ezan susmayacak. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun içinde tüten en solucan. Onların milletinin yurdudur parlayacak. O benimdir, o benim milletimin duracak. Bana bunun cevabını verin, yalnız kaç para? Şunu diyorum, Amerika'nın Elon Musk'ın Tesla'sı varsa Türkiye'nin de Uğur Batal Gazi'ye öz sözcüsü var. Kov'un CEO'su var. Teşekkür ederim. Söylüyorum. Şu an kayıt aldım kamera, kendime çekeyim şöyle bir. Çekeyim. Bakın, bugün şimdi valiye mi gidiyoruz abi? Valiye mi gidiyoruz? Valiye görüşürmezseniz ben şerefim namusumu ortaya koydum, yakacağım burada. Kendimi de yakacağım. Bu sancaklar da burada benimle beraber yakacağım burada, lastikle beraber. Tamam, senin sözüne inandım. Kabul ettim, beğen ettim. Sen de tamam dedin abi. Sen de tamam, herkes tamam dedi. Bir perde olarak bu kutlu güne kavuşmalıyız.
Ankara'nın sevinci ve heyecanı içinde yurtlar derim. Aynı zamanda çok ve büyük işler yaptım. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olarak Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak ağzın mahdur. Fakat bu yaptıklarımızı asla şaşırtıyoruz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapma mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mahmur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve imkan kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü münasır medeniyet seviyesinin en üstüne taşıyacağız. Bunun için bizde zaman ölçüsü geçmiş asırların yavaşlatıcı zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünmeliyiz. Geçen zamanı üstlenme daha çok çalışacağız ve daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Buna da muvaffak olacağımıza şüphe yoktur. Çünkü Türk milletinin hareketleri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini yiyemiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümek istediği terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu mesele müspet ilimdir. Şurada ahemmiyet ve sema huzur ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihe girmesine güzel kanatları sevmek ve onlar sevmektir. Bunun için ki Türk milletinin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrı zekasını, ilme balığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik yurtunu mütemadiyen ve her türlü varsa ve tezimeli beslenip inkişaf etmek milli ülkemizdir. Türk milletine çok yakışan bu ülke, onu bütün beşeriyette açıkça huzurun tanrı yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakla muhakkak kalaktır. Biz Türk milleti 101 yıldan beri giriştiğiniz her işlemi muvaffakiyet kazanan çok sözlerimiz için öyle öyle bahsediyorum ki bu sözlerimiz hiçbirinde milletimiz hakkımdaki itimadını takacak bir sebebiyle naçiz vücudum toprak olmasına rağmen halen uğramadım. Bugün aynı inanca katı etmek söylüyorum ki milli ülkeye tam bir bütün ülke yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alan az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla kitap yok ki. Türk'ün unutulmuş büyük medeni vakfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla adını yüksek medeniyet üstünden yeni bir güneş gibi yaptır. Türk milleti ebediyete atıp giden her tarafa, her oğul tarafa, her bayramda, her seyranda, her cumada namazdan sonra bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, sadıklarla, huzur ve refa içinde kutlamaya Je suis content que je te vois ici, dans cette année-ci. Maintenant, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a 3 années. Il n'y a que 5 années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Fassimé qui travaille ici, qui surveille. Voulez-vous que je lui présente? Je vous en prie, excellence. Thank you.
Habibullah, cemaati müslimin, ihvan-ı din, hırkatın fatihası, nübüvvetin Rabbiniz vade, Tanrı ol, Deus boze, Allahu Deus kutlu, Allahu Rabbelel azimul kadirin, safdırın feriştahı berzesteleri. Namu tenahi semavati hal dünya bilardi kuvayi milliye, devlet aliye, devlet devairi, devlet ricali, devlet ricali şura. Hüçün cakika terazül adalet, feriştah mükellefleri, federalleri, saygıdeğer beylir beyleri. Evvel zaman çok kez hıssı kıble hukum, sıcıya ecibiyetinden gelen fekkal beşer münasebetine ötürü ebabında zat-ı huzurunuza. Siz Türkiye Cumhuriyeti tüm ferişalarına, yurdumuzun istikbal, beka, güvenliği, din, kültür, ahlak, İsrail en önemlisi ticaretin amına. Yüzlerce kez, hatta binlerce kez vovveler içinde canıraşlarım, teşekkür şeklam ve teşekkürlerim hane şeklamıza arz oldu. Tahayyül ederim ki sizlerin bu sektörün sertnazınız paylar sürecek ve ardınızda binlerce bovalar içinde canraşların meyus mukadderat paylar baki kalacak. Fevkalbe şeriatenin hıssı kıble hukumdan tekrar tahayyül ederim ki sizlerin bu sektörün sertnazınıza mütakip, bu ruhun bu yolda bu bedene zorla şakap ada hevazen olup mındır edilmesinin hemen ardından. Kör öldü, badem göz oldu, zihniyeti sektörün sertnazınız misali, neticesi terk etmesi hapsi zatına mütakip. Devlet aleyhimizin şahsiyetimi makdûlü beyin şehidi zuhuru ilan edince bazen devlet aleyhimizin, devlet imelerimizin, devlet ricali şura, hukuki hakika terazül adilet gerçek zerre kritikleri derhal hadise-i vukuya ledi gizelik müşekkik olacak. Hız yakın hukumdan tekrar tahayyül ederim ki bu vuku hadise sonucu yurdumuz 2023 evveli ve badeni şakap şaka şakabete muaf muzdarip baki kalacak. Begası namlu tenahi tüm taraf güven içinde güne sağlayıp baş savcı ve hanedanla devleti dünya devleti medar olup mukadderat payeder baki kalacak. İş bu ferman global boz kursuk anam adalet bilim medeniyet ticaret devrim devleti battı ve kadir şehit bin fedai uğur battı nam sahibi hayret kalatı ve selam. Selamete, rahmete, global cerrahlar, kurup, çekup. International Energy, kar, sürgeri, 7-24, her zaman kontrol, firi, teknik servisi, peşinde, gülüm, elhamdülüm. O eski halimde neser yok şimdi, ızdırap içinde yorgunum şimdi, tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım. Yalnızım Recep Tayyip Erdoğan, yalnızım. Yalnızım dostlarım, yalnızım. Hiç kimse yok, kimsesiz. Herkesin var bir kimsesi. Ben bugün kimsesiz kaldım. Ey kimsesizler reisi Recep Tayyip Erdoğan, duy bu sesi, neredesin? Ah, kurban olayım bayrağı, kurban olayım.